Arkadaşlar, yeni dersten selamlar. Bildiğiniz gibi MATEF sınıfındaki eşitlikleri inceliyorduk. İlk iki derste temel ve trigonometrik kısmına değinmiştim. Bu derste ise arkadaşlar özel eşitlikler olarak adlandırmak istedim. Aslında birden çok eşitlik mevcut arkadaşlar bu kısımda. Fakat ben ilişkili olanları beraber işlemek istediğimden parça parça anlatacağım bu kısmı. Yoksa zaten videonun süresi de bayağı uzar. Çünkü çok fazla bu tarafta eşitlik var. O yüzden dediğim gibi bölmekte yarar var. Şimdi bugün arkadaşlar iki temel eşitliği baz alacağız. Bir de bu iki eşitlik kullanarak oluşturulmuş üçüncü bir fonksiyona değineceğiz. Bu şekilde bu konuyu işleyeceğiz bugün. Şimdi arkadaşlar ilk eşitliğe bakacak olursak bu eşitlik arkadaşlar MATEF nokta lörp olarak çağrılan eşitlik. Şimdi lörp ne demek arkadaşlar? Önce buna değinelim. Çünkü her şeyin çıkış noktasını bilmekte fayda var. Şimdi bunu arkadaşlar aslında lineer interpolasyon deniyor. Peki lineer interpolasyon ne demek? Bakın arkadaşlar tanımına dataların bilindiği noktalardan yeni dataların üretilmesini sağlayan bir eğri uydurma metodudur diyor arkadaşlar bakın. Ve yanda bir örnek var. Hemen bakacak olursak bu örnek arkadaşlar kısaca bakın altında da yazılmış ama şöyle. Şu kırmızı noktalar arkadaşlar biz biliyoruz. Bizim elimizde bu noktalar var. Ve bizim aklımıza şu soru geliyor. Bu kırmızı noktaları kullanarak bu mavi noktayı bulabilir miyiz arkadaşlar? İşte arkadaşlar bu olaya lineer interpolasyon deniyor. Kısacası bu. Şurada formülasyonu verilmiş bakın. Daha sonra farklı yaklaşımları. Evet şuraya bakabiliriz. Bakın arkadaşlar bilgisayar grafik uygulamalarında lineer interpolasyon sıklıkla kullanılır. Lineer interpolasyon bu konunun teknik jargonunda bazen lörp olarak adlandırılır arkadaşlar. Bakın demek ki o yüzden MATEF sınıfında lörp olarak kullanılmış fonksiyon ismi. Buradan geliyor. Şurada farklı eşitlikler görebiliriz arkadaşlar. Biz bugün lineer işleyeceğiz ama kübik interpolasyon, işte bilinear, bikübik gibi farklı varyantları da mevcut bu tekniğin. Daha sonra bakın programlama dillerinde arkadaşlar diyor ki birçok library işte kütüphanede lerp fonksiyonu bulunur diyor. Ve verilen iki girdiden V0 ve B1 işte o bizim bildiğimiz noktalar aslında bunlar. Ve bu değer aralığında arkadaşlar 0-1 arasında bir T parametresi ile. Bu önemli arkadaşlar şimdi ne olduğundan bahsedeceğim. Bu değer çünkü bize aslında interpolasyonumuzu sağlıyor. Ve çıktı elde edilir diyor arkadaşlar bakın interpolasyon çıktısı elde edilir. Şurada da arkadaşlar iki tane lerp fonksiyonu gösterilmiş bakın. Bunun da neden iki tane olduğunu da şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi tabii ilk başta anlatmam lazım ona değinebilmem için. Şöyle başlayacak olursak arkadaşlar tanımına baktık. Lerp işlemi arkadaşlar 3 parametre alıyor. İlki az önce dediğimiz gibi bilinen noktaların ilki arkadaşlar. İkinci ise bilinen noktaların İkincisi yani olay bu. Bunlar arkadaşlar start ve end diyebiliriz. Veyahut da A, B nasıl derseniz siz hani aklınızda kalıcı nasıl tutuyorsanız öyle değil. Üçüncü parametre de arkadaşlar 0-1 aralığında değişen bir değer. Buna T denmiş. Ben burada şöyle tanımladım ama yine de farklı belki yerlerden bakarsanız farklı şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın T arkadaşlar pardon 0-1 arasında değişen şöyle bir parametre. Ve burada arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bakın T0 anında arkadaşlar bize fonksiyon A değerini verirken T1 anında da tam B değerini veriyor arkadaşlar. Bundan nasıl emin olabiliriz? Şurada formülasyonu var arkadaşlar. Bakın bu fonksiyonun matematiksel formülü bu. Hemen yerine koyalım. Bakın T0'ı koyalım şimdi. Şuraya 0 yazdık. Ne oldu arkadaşlar? 1 eksi 0, 1. 1 çarpı A. Bakın artı 0 çarpı B 0 0 artı A. Bakın arkadaşlar ne oldu? T yerine 0 verdiğimde çıktı A üretti. Yani benim başlangıç noktamı. Peki 1 koyalım. 1 koyunca ne olacak arkadaşlar? Hemen temizliyorum. 1 koyunca da 1 eksi 1 0 0 çarpı A 0. Bakın bu sefer de bu taraf 0 oldu. Artı 1 çarpı B B. Bakın arkadaşlar bu sefer de sonuç B oldu. Yani bana sonuç noktamı, hedef noktamı verdi. Ara değerlerde arkadaşlar tam bu iki değer arasında ara değerleri bulmamı sağlıyor. Mesela işte T02'de belki buradayım. T05'te buradayım işte.
işte 06, 07, 09, tam bir de B noktasına varıyorum arkadaşlar. Yani ben bir nevi A'dan B'ye giderken aradaki kendimi buluyorum. Nerede olduğumu buluyorum. Olay bu arkadaşlar. Mantığı. İstersek şöyle de bir sayısal örnek verelim arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki diğerini de kullandığımızda onunla karşılaştırırız. Mesela arkadaşlar diyelim ki A değerimiz 2. B değerimiz 5 olsun. Ve T değerimiz de arkadaşlar hesaplayabilmek açısından 0,5 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne bekleriz arkadaşlar biz böyle bir durumda? 0,5 anında 2 ile 5 arasında nerede oluruz biz? Mesela şurası 2, burası 5. Tam 0,5'te nerede oluruz arkadaşlar? 3,5'da olmamız lazım. Çünkü tam orta noktaya arkadaşlar bakın 1,5 uzaklık buraya. 1,5 uzaklık buraya. Bakın hesaplayalım. 0,5, 1 eksi 0,5 arkadaşlar 0,5 çarpı 2 ne yapar? 1 artı şurayı hesaplayalım. 0,5 çarpı 5 o da 2,5 yapar arkadaşlar. Bakın ne oldu cevap? 3,5. Yani tam orta nokta arkadaşlar bakın. Olayı bulduk. Şimdi şu sağdaki resimlere bakalım arkadaşlar. Bu örnekler daha da güzel olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar biz tabii şunu söyleyeyim. Bu lörpü arkadaşlar her şey için kullanabiliriz. Mesela iki pozisyon arasında, iki açı arasında, iki renk arasında, iki texture. Yani aklınıza ne gelirse arkadaşlar siz üretin işte iki tane birbirine benzeyen obje arasında arada kalanları buluyoruz bir nevi. O yüzden iki texture arasında yapabiliriz. İki color arası da olur dediğim gibi. Bu örnekte arkadaşlar iki renk arasında bakın lörp uygulanıyor. Hemen bakalım nasıl olacak. Bakın A girdisi olarak arkadaşlar bu sefer böyle direkt sayı değil de renk verilmiş. Zaten renkler de sayılardan oluşuyor da. Oluştuktan sonra bizim gözümüze böyle görünüyor. Şimdi burada mavi renk var arkadaşlar bakın. T0 anında hatta böyle şimdi yanlış anlaşılabilir. Şöyle diyelim. T0'da buradaydık değil mi arkadaşlar? T1'de de buradayız. Şimdi bakalım. Bakın A girdisi olarak bu renk verilmiş. B girdisi olarak pembe girdi verilmiş arkadaşlar bakın. Ve T parametresi olarak şöyle bir gradyan desen verilmiş arkadaşlar bakın. Aslında bu UV koordinatların tek bir kanal üzerine açılmış şekli ama şimdi o konuyu anlatmadığım için arkadaşlar kafa karışıklığı olmasın. Şöyle söyleyeyim direkt. Bakın bizim RGB renklerimiz var. Değil mi? RGBA. Bu değerler arkadaşlar Unity'nin Color paletinde aslında şöyle görünüyor. Bakın şöyle gelirsek. Evet şurada direkt varmış. Bakın arkadaşlar şu color paletinde bunlar 0 ile 255 arasında değişiyor değil mi? Maksimum 255, minimum 0. Şimdi arkadaşlar shader tarafına geçildiğinde bu değerler böyle değil. Çünkü bilgisayar tarafında renkler hesaplanırken 8 bit olarak hesaplanıyor arkadaşlar. 8 bitte de bütün bitler 1 olsa yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu bitlerin hepsi 1 olduğunda arkadaşlar bunlar ikilik sistem tabi. Toplarsanız 255 çıktısı elde edersiniz. Hepsi 0 olursa da 0. O yüzden değerler 0 ile 255 arası değişiyor. Fakat arkadaşlar shader tarafında renkler 0-255 arasında değil 0-1 arasında değişiyor. Yani sizin normalde 0-255 dediğiniz shader'da 0-1 arasına indirgenmiş arkadaşlar. Hatta şöyle yanına yazayım. Şöyle, şöyle. Şunlar da normal bizim renk paletimiz. Bu bizim shader tarafındaki renkler bu aralıkta arkadaşlar. Yani hepsini 255'e bölün. Şuradaki renklerin buraya inersiniz. Şimdi o yüzden 0 olduğunda arkadaşlar çıktı siyah renk üretir. Yani 0 siyah. Şimdi olayı anlamak açısından faydalı olacak. Bir ise arkadaşlar beyaz renk. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman şu T parametresine bakın. Şurası arkadaşlar sıfırlar bakın her yer siyah. Demek ki buralar hep sıfır. Hep sıfır. Şuralar biraz gri arkadaşlar. O zaman ortaya yaklaşmışız. Zaten aşağıda görünüyor bakın 0,5. Şuralar da arkadaşlar beyaz. Beyaz ne dedik? 1. Bakın buralar 1 hep. O zaman ne olacak arkadaşlar? Hemen şuradaki yere feedback yapın. Bakın sıfırda biz start noktasındaydık. 1'de de varış noktamız yani hedef noktasındaydık. O zaman
T değeri sıfırken başlangıç noktam olacak. Bakın o yüzden sıfır olan kısımlar mavi üretmiş. T 1 olan yerde de varış noktamız. Varış noktamız bu sefer pembe renkti. Bakın o zaman bu tarafta pembe üretmiş arkadaşlar. Bu taraf mavi. Tam şu orta noktada bakın gri olduğu için gri olan kısım arkadaşlar bu ikisinin harmanlanmış hali. Yani mavi ile mor karışır, mavi ile pembe karışırsa ne olur arkadaşlar? Mor olur. Bakın orta noktada mora yaklaşmış. Olay bu arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Daha güzel olacak. Bakın A yine aynı arkadaşlar. B yine aynı. T parametresi bu sefer arkadaşlar bu şekilde siyah beyaz bir texture diyelim. Ne olacak arkadaşlar? Beyaz ne demiştik? 1. Demek ki buralar hep 1 arkadaşlar. Bakın şu beyaz noktalar 1. Şuralar biraz gri. O zaman buralar gittikçe 0.5'e yaklaşıyor. Diyelim ki 0.6, 0.5, 0.7. Şuralar da siyah arkadaşlar. Siyah olan yerler zaten 0. Bakın buralar hep 0. O zaman ne olacak? 0 olan yerler A üretecek. Bakın görüyoruz 0 olan yerlerin hepsi mavi üretmiş arkadaşlar. 1 olan yerler varış noktam. Varış noktam pembe. Bakın 1 olan yerler pembe üretmiş. Şu ara renklerde arkadaşlar gradyant geçidi sağlamış benim için. Bakın harmanlanmış yani. Bakın burası 0.6 idi. 0.6 ne beyaz ne siyah arkadaşlar. Orta renk ikisinin karışım hali. Bakın buralar yine mor, koyu mavi diyelim. Mor gibi bir renk elde etmiş. Bu şekilde çıkış üretmiş bakın arkadaşlar. Olay bu. Mantığı anlarsak arkadaşlar renk de yaparız. Dediğim gibi açı da yaparız. İşte pozisyon bilgisini de lörpleyebiliriz. Gerisini siz düşünün arkadaşlar olayın. Şimdi şu aşağı gelelim arkadaşlar. Bu da bunun tam tersi. Inverse lörp olarak geçiyor arkadaşlar. Ve yine 3 parametre alıyor. Bu sefer hemen gözünüze şurası çarpsın arkadaşlar. Bakın ilk 2 parametre aynı. Çünkü başlangıç ve bitiş noktam. Bunlar aynı olmak zorunda. Son parametre arkadaşlar bu sefer T değil de çıktı değerim. Yani bu sefer ne diyorum arkadaşlar ben? Diyorum ki A ve B noktası arasında bu değer hangi T anında üretilmiştir? O yüzden bakın formül sonucunda uygulandığında T değeri dönüyor arkadaşlar bana. Yani bu sefer tersten gitmiş oluyoruz. Bakın şuradaki örneği yapalım. A 2 B 5 demiştik. Çıkış 3.5'tu. Şimdi o zaman ne olacak bu? Şurası 2, şu 5, şu da 3.5. Bakalım biz bu 3.5'u hangi T anında elde etmişiz arkadaşlar? Hemen yerine koyuyorum. 3.5 eksi A yani 3.5 eksi 2. Ne oldu arkadaşlar? Bu kısım 1.5. 1.5 bölü B eksi A. B'den A çıkar. 5 eksi 2, 3. 1.5 bölü 3 arkadaşlar. 15 bölü 30'dan 0.5 yapar. Bakın biz de burada zaten T'yi 0.5 verdiğimizde 3.5 bulmuştuk. Bu da tam tersi arkadaşlar. Bu sefer 3.5 verdiğimde acaba hangi T anında 3.5 elde etmişimdir diyorum. Ve 0.5 anında elde ettiğimi buluyorum. Peki bunu nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Bakın şu örnek oldukça bence mantıklı. Ses kaynağını arkadaşlar uzaklığa göre ses değerini ayarlama. Yani nasıl arkadaşlar? Hemen yeni bir çalışma alanı açayım. Bakın arkadaşlar diyelim ki şurada bir ses kaynağı var. Bakın böyle bir ses yayıyor. Tamam mı? Şurası da benim player'ım olsun. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar şöyle bunun arasında bir mesafe var değil mi? Mesela diyelim ki 10 metre. İşte 10 metredeyken arkadaşlar bu ses nasıl olur? Çok az duyulur değil mi? Mesela diyelim sesin şiddeti 0. 10 metrede. Gittikçe bu tarafa bu kullanıcı yürürse arkadaşlar bu tarafa doğru yürüyor. Yaklaşıyor. O zaman ne olmasını beklerim? Bu sesin yükselmesini. Çünkü kaynağa yaklaşıyoruz arkadaşlar değil mi? İşte tam bu işlem arkadaşlar bakın. Metreye göre 0.1 çıktısı üretiyorum. Gittikçe metre daralıyor. Mesela diyelim ki 0 metrede de tam 1 üretsin. 10 metrede de 0 üretsin. O zaman ne olacak? Bu kullanıcı buraya yaklaştıkça 1 olduğundan bu sefer benim ses kaynağım daha çok duyulacak. Uzaklaştıkça daha az. 0'a yaklaştığım için daha az duyulacak. Buna güzel bir örnek arkadaşlar bu olay. Bir diğeri de arkadaşlar görüntülerde kullanıldığında kontrast arttırmaya yarıyor. Bunun örneğini yaptım arkadaşlar. Yani şuradaki örneklerin hepsini şimdi Unity'de de göstereceğim.
O yüzden şimdi ilk başta buralardaki resme bakmakta fayda var. Teorik olarak bir anlayalım. Sonra örnekler kafa karıştırıcı olmasın. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar inverse curve'ün şuradaki örneklerine bakalım. Bakın arkadaşlar A parametresi 0,3 verilmiş. B de 0,6. Yine value değeri arkadaşlar sıfırlardan birlerden oluşan bir böyle bir gradyan desen. Sonuç ne üretmiş arkadaşlar? Bakın keskince hatlar oluşmuş. Neden? Çünkü formülün şurasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın formülün pay kısmı A çıkarılıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi böyleyken daha mantıklı olacak. Bakın V eksi A diyor arkadaşlar. Yani ben bu V'yi A'ya yaklaşırsam üst sıfır olacak arkadaşlar. Sıfır demek ne demek? Renk olarak siyah. O yüzden arkadaşlar bakın şu kısma kadar keskin siyah olmuş. Neden? Burası çünkü 0,3. 0,3 eksi 0,3 bakın şuradaki formülden tam 0 arkadaşlar. Bunun altındaki değerler o zaman ne olacak? Zaten eksiye düşer. Şuralar 0,2 olacağı için. O zaman ne olacak? 0,2 çıkacak. Negatife düşecek. Negatif zaten 0'a yuvarlanır. Minimum 0'la 1 arasındayız. Çünkü eksiler yok. O zaman ne olacak arkadaşlar? Buralar gittikçe daha bakın koyu siyah. Peki şurası neden ayrılmış? İşte arkadaşlar tam bu kesişim noktası. Şurası 0,3. Şurası 0 kaç girilmişti? 5,06. Bakın arkadaşlar ortada kalanlar değer aralığı yakın diye gri bir çıktı üretmiş. Ama bu sefer 0,6'dan büyükler. Bakın 0,6'dan büyükler ne olacak arkadaşlar? B tarafı. Bakın B tarafı burası olduğu için gittikçe aşağı taraf burayı yakınsayacak. O zaman ne olacak? Bu tarafta 1'e ulaşacak arkadaşlar. Bakın tam burada tam tersi nasıl 0,3 çıkınca 0'a gidiyorsak 0,6 çıktığında da gittikçe daha beyaz renge ulaşıyoruz. Yani ben bunu mesela daha da daraltsam gittikçe bu taraf beyaz olacak. Veyahut da şu A'yı büyütsem gittikçe bu tarafa doğru siyah olacak. Mesela A daha büyük bir şey olsaydı gittikçe siyah olacaktı. Burası simsiyah olacaktı. Anladınız mı arkadaşlar? Inverse'ün de mantığı bu. Yine 0-1 arasında ürettik. Bakın. O yüzden bu şekilde renkler sıkıştı ve keskin bir hat elde etmiş olduk. Şuradaki gradyan yok oldu. Bakın geçiş. Burada siyahtan beyaza doğru bir geçiş vardı. Burada o yok oldu bakın. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Bakın burada keskinleştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı. Bakın bu resim üstünde yaptığımızda ne oluyor? Beyazlar daha bir beyaz gibi arkadaşlar. Bakın şuralar her yer keskinleşmiş. Siyahlar daha böyle koyu gibi. Şuradaki griler bakın duman gibi olmuş. Yani daha böyle bir yoğun hissi veriyor. Şimdi bir diğer örnek de arkadaşlar. Bu kütüphanenin içerisinde yok. MATLAB'in içerisinde yok. Bu iki fonksiyonun birleşiminden oluşan bir formül arkadaşlar. Buna da Remap deniyor. Remap'in bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi parametresi oldukça fazla. 5 tane parametre var. Burada bu parametreler imin, imax, omin ve omax diye geçiyor. Bir de değeri alıyor arkadaşlar parametre olarak. Bu değerleri aldıktan sonra formülü şu bakın arkadaşlar. İlk t'yi bulmak için formülümüz neydi? Inverse 4 bize t'yi veriyordu. İlk başta t'yi buluyor. Neye göre? imin ve imax'a göre t'yi buluyor. Daha sonra bu bulduğu t'ye göre de şu çıkış anındaki değeri lörpliyor. Bu t anında ben bu değerler arasında neredeyimdir diyor ve bana döndürüyor. Bakın şu resimden daha anlaşılır olacak. Bakın imin 20, imax 50. O outputlar da arkadaşlar kırmızı ile yeşil arasında değişiyor. Yani çıkış değerlerim kırmızı ile yeşil arasında olacak. Neye göre? Sağlık değerine göre arkadaşlar. Ve bana bir renk üretecek. Yani ben diyorum ki bu player'ın sağlığı düşsün aşağıya doğru. Şu aralığa geldiğinde şu iki renge göre çıktı üretsin. Yani bir nevi arkadaşlar şu aralıkta lörp yapıyorum ben. Bakın şurada harmanlıyordum ya. Ama bu sefer direkt bütün resmi harmanlamıyorum da hepsini değil. Sadece şuradaki belirttiğim aralığı yapmak için remap deniyor arkadaşlar bu işe. İlk başta şu aralığa göre T değerini elde ediyorum ki şu beni bu aralığa soksun. Bu aralığa sokmadan çünkü istediğim yeri nasıl elde edebilirim? İlk başta o aralığı buluyor inverse 4'ten. O aralığı bulduktan sonra da bu çıkış renklerine göre hangi rengimdir ben? Bu aralıkta
Onu hesaplıyor arkadaşlar. Zaten buradakilerin formüllerini söyledim. O yüzden burada yazmadım. Şimdi arkadaşlar örneklere Unity tarafında geçebiliriz. Bunların hepsini örnekledim orada. Şimdi sırasıyla gidelim arkadaşlar. Şimdi daha hoşunuza gidecektir büyük ihtimal. Bakın ilk örneğimiz arkadaşlar pozisyon lör. Şöyle benim neden yavaşlamış bu kısım. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar pozisyon lörp'e bakalım. Bakın arkadaşlar ne oldu? Sıfır anındayım. Bakın bu T değerim. T sıfırken bakın arkadaşlar ilk noktadayım. Sonra şu noktaya varmaya çalışıyorum. Şöyle 2D yapsam yine görürüz. Bakın. Şu noktadayım. Bu noktaya varmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın T değerini değiştiriyorum. Gittikçe yaklaşıyorum. T1 oldu. Varmam gereken noktaya vardım. T0 oldu. Geri ilk noktaya varıyorum. Ve ara değerleri arkadaşlar bu T sayesinde buluyorum bakın. T değiştikçe benim nerede olduğum değişiyor. Bunu nasıl uygularız arkadaşlar? Hemen script'e geçelim. Aslında çok kolay. Hemen iki tane şu fonksiyon arkadaşlar bu benim kanalda hiç anlatmadım ama bu sahne ekranında örnekler yapabilmemi sağlıyor. Hani bakın hiç play'i başlatmadan burada size gösterebiliyorum. Onun için düşünebilirsiniz. Onu daha sonra değinirim. Şurada arkadaşlar bakın iki tane pozisyon almışım. Onlardan birisi arkadaşlar işte bu A değeri. Bakın bu A. Şu da B arkadaşlar. Ben A'dan B'ye gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim? Bakın metf.lerp ile gidiyorum arkadaşlar. Konuma göre. Aslında bu konum ben hani nerede olduğumuzu bilelim diye yaptım ama aslında konum değil. Bu T değeri. Şuradakiler aslında hep T arkadaşlar. Yani konum eşittir T. T'ye göre konum bulduğum için ben konum olarak adlandırdım. Bakın A'yı giriyoruz. B'yi giriyoruz. Ve konumu elde ediyoruz arkadaşlar. Konum değerine göre de yeni X'i buldum. Yeni Y'yi buldum. Yeni Z'yi buldum arkadaşlar. Çünkü lerp fonksiyonu metf içerisinde olan float değerler alıyor. O yüzden vektör 3 şeklinde giremiyorum. Onu farklı bir videoda anlatırım arkadaşlar. Vektör 3 kütüphanesinin içerisinde de yine lerp işlemi var. Orada vektör halinde lerp yapabiliyorsunuz. Ama burada tek değer aldığı için her bir pozisyonu tek tek lerpledik. Bakın Y'yi ayrı, Z'yi ayrı ama T değerleri aynı bakın. T değerleri değişmiyor. Bunlara karşılığında yeni konum elde ettik. Yeni konumu da burada gösterdik. Bakın o yüzden yeni konum bu kırmızı olan. Benim konumum bu aralıkta bakın böyle değişti arkadaşlar. İşte bu pozisyon lerp'e bir örnek arkadaşlar sizin için. Daha sonra diğer bir örnek arkadaşlar color lerp. Bakın şurada yaptık. İki color arasında lerp yapacağız arkadaşlar şimdi. Hemen deneyelim. Bunun da şurada yapmıştım evet. Bakın arkadaşlar ilk rengimiz yani A bakın. A değeri yeşil, B değeri mavi, T değeri yine 0-1 arasında. Bakın arkadaşlar şimdi. Gittikçe bakın 0-5'e geldim. Ne oldu arkadaşlar? X'i karıştı. Hatta bunların alfa değerleri yokmuş. Alfayı da vereyim. Şöyle. Gerçi alfayı yaptık mı? Alfayı lörplemedik herhalde. Neyse. Şöyle 1'e yaklaştım arkadaşlar. Bakın 1 bu renk oldu. 0 yeşil. İstersek değiştirebiliriz. Mesela 1 de diyelim ki sarı olsun. Şöyle gidiyorum. Bakın arkadaşlar burada ne oldu? Biraz daha fıstık yeşil tarzı bir şey. Gittikçe ulaştım sarı oldu. Bakın istersem. Bakın 1'deki değeri değiştirdiğim anda değişiyor. 0'a ulaştığımda geri yeşil. Bu şekilde bu da arkadaşlar color lerp'e bir örnek. Bunu nasıl uygularız arkadaşlar? Bu metf içerisinde değil ama burada renklerle ilgili geçtiği için göstermek istedim. Bunu arkadaşlar color olarak uygulayabiliyorsunuz direkt. Şöyle nerede benim renk yaptığım kısım? Şöyle bakayım. Evet şurada bakın arkadaşlar. Bunu color'dan çağırıyorsunuz. Color.lerp derseniz arkadaşlar bu sefer parametre olarak bakın 2 tane renk alıyor. Daha sonra T değerini alıyor. Bu iki renk arasında bu sefer lerp yapmış oluyorsunuz. Bakın onu ben tekrardan giydirdim. Çıkış olarak gördüğünüz gibi bunu elde ediyorsunuz. Şimdi üçüncü lerp örneğine geçelim. Bakın açıyla da yapabiliriz dedim. Bakın arkadaşlar açı için şöyle bir örnek yaptım. Daha anlaşılır olması için. Şu benim arkadaşlar A değerim. Şu da B değerim. Şu da T anında nasıl davrandığım arkadaşlar. Tamam mı? Ona göre düşünün. Şimdi oynuyorum arkadaşlar bakın. Ne oldu arkadaşlar? T1 anında
Bakın birebir buradaki açı oldum. T0 anında buradaki açı oldum. Fark bu arkadaşlar. Burada da örneği böyle göstermek istedim. Şimdi burada şuna değinebilirim. Yeri gelmişken. Acaba arkadaşlar birebir aynısı olduk mu? Şimdi bu soru aklımıza gelebilir. Bakın şu an bunun açısı ne? Bakın 0. Hiçbir rotasyon yok. Peki şuradaki mesela 1 anındaki açıya bakalım. 1 anında nasıl olmamız gerekiyormuş? 45 derece olmamız lazımmış arkadaşlar 1 anında. Bakalım 1 anında bu karakter 45 oluyor mu? Hemen oynatalım şurayı 1 yapalım. Sonra da gittim karaktere tıkladım. Kaç olmuş arkadaşlar açısı? 41 olmuş. Hani 45 olacaktı? 45 olmamış. Veyahut da biraz daha değiştirelim. Bakalım acaba 45'te mi sorun var? Mesela 53 olsun. Şimdi gidip de 1'de neredeyiz? Bu sefer de 48 oldu arkadaşlar. Tam olmuyor. Neden? İşte arkadaşlar bu da Lörp'ün matematiksel eşitliğinden. Bakın burada iki tane fonksiyon vardı demiştim değil mi? Bu niye böyle oluyor arkadaşlar? Bilgisayarda kayan nokta aritmetiği denen bir kavram var. Bu kayan nokta aritmetiği arkadaşlar float değerler olarak düşünebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar kullanılan eşitliğe göre sizin tam o varmak istediğiniz noktaya varamamış olabilirsiniz. Bakın burada onu söylüyor. Diyor ki T1 anında tam V1 olduğunu yani bize göre B. T1 anında B olduğunu garanti etmez diyor arkadaşlar bakın. Neden? Çünkü floating point aritmetik error'dan dolayı. Ama şuradaki lörp kullanılırsa bakın formül değişmiş. Bu diyor ki T1 anında B'ye ulaşacağını garanti eder. Yani arkadaşlar demek ki bu kütüphanenin arkasında kullanılan değer tam garanti etmiyor bakın buraya ulaşmamı. O yüzden yakınsadı. 53 olmadı da 48 verdi. 45 olmadı 41 verdi. Ama işlemi yapıyor bakın. Yaklaşmaya çalışıyor oraya doğru. Gördüğünüz gibi. Ama tam birebir noktaya denk gelmiyor. Bunun için siz diğer formülasyonları kullanıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi diğer kütüphanelerde de var bu farklı şekilde lörpler. Onlar arkadaşlar öbür anlatımlarda değinirim. Burada matematik kütüphanesi içerisinde olanlara değiniyoruz. Diğerlerine farklı bir zamanda bakarız. Şimdi de bu örneği de gösterdik. Neye geldik? Texture lörp arkadaşlar. Bakın her birini göstermek istedim ki görün yani neler yapılabildiğini. Bu texture lörp arkadaşlar bunu shader üzerinden göstereceğim. Bunu direkt materyal olarak yaptığınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu shader'dan yaptım ben. Bakın arkadaşlar A değerim bu karakter. B değerim de benim kanal logom. Bakın arkadaşlar gidiyorum şimdi. Bakın gittikçe yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. T1 oldu. Bu oldu mu arkadaşlar? Yani B değerine ulaştım. Sıfıra giderken bakın tam ortada arkadaşlar harmanlanıyor demiştim. Bakın burada daha net görüyoruz. X'ini aynı anda görebiliyoruz arkadaşlar. Sıfıra geldim geri bu. Mesela resmi değiştirelim. Bakın mesela şöyle resimler de koydum ben sizin için. Şöyle ilerletiyorum. Bakın arkadaşlar bu resme dönüştüm. İstersen bunun arkadaşlar parametresini T'yi sayısal değer değil de şuradaki gibi resim de verebilirim. Bakın şurada resim veriyorduk ya. Şimdi mesela shader olarak girdiğimizde resim olarak çok rahat veriyoruz. Bakın verelim. Mesela ben şurada ayarladım. Şöyle bunu ben çarpayım direkt. Şöyle kaydettim. Bakın arkadaşlar şimdi olaya. Şimdi üçüncü resmimiz de bu bakın arkadaşlar. Şimdi bu üç resim arasında lörp gibi olacak bakın arkadaşlar. Bakın görmeye başladınız mı arkadaşlar? Şurada diğer karakterin de resmi çıkmaya başladı. Bakın zebrayı da görüyorum. Buradaki karakteri de görüyorum. Bakalım bir anında ne olacağız? Bakın bir anında arkadaşlar üçü beraber oldu. Gittikçe çünkü ben T parametresini aslında buradaki texture ile çarptım. Bunun 0 ve 1'lerine göre bakın şuradaki siyahlıklar 0. İşte grileri görüyorsunuz. O değer aralığına göre çarptığı için bazı yerlerde beliriyor. Bazı yerlerde yok olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar mesela bu da texture lörbe bir örnek. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi diğerine gelelim arkadaşlar. Bakın inverse lörb. Inverse lörb ne yapıyor demiştik. Bize arkadaşlar bu sefer değerimize göre şeyi üretiyor. Hangi T anında üretmiş olabiliriz bu değeri onu görüyoruz. Bunu neyle yapmışız bakalım. Evet bunu da shader'la yapmışım arkadaşlar.
Bakın shader'a göre A ve B değeri arkadaşlar burada bakın. Şurada görmüştük. Bakın A ve B değerini giriyoruz. Sonra bir tane value'ye giriyoruz ve çıktığı göreceğiz. Şimdi A değeri 0 ve 1 iken arkadaşlar bakın tamamen bunu üretmiş. Ne bu arkadaşlar? Şuradaki renk. 1 olan kısım bakın rengi üretiyor. Gördünüz mü? Çünkü 1 olan yerler birebir eşleniyor dedik ya arkadaşlar şurada bakın. 1 olunca ne oluyordu? B'yi direkt üretiyor. 0 olan yerlerde A'yı üretecek. O yüzden burada tam öyle arkadaşlar. Bakın 0 olan yerler 1 olan. Tabi burada UV'ye göre açılmış bir durum var arkadaşlar. Onu anlatmadığım için belki sıkıntı olabilir ama siz olaya bakın. Şimdi bakın A değerini arttırıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Gittikçe siyahlık artıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü formülden arkadaşlar bakın formülü tekrar hatırlayın. Formülde A yukarıda arkadaşlar bakın payda A çıkarılıyor. A'yı biz arttırdıkça ne oluyor? Şuradaki resmin A'ya denk gelene kadar bütün her yer sıfıra yaklaşıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şimdi A değerim mesela biz ne yaptık A'yı şu an? Şuradan gidelim. A'yı 0,6 yaptık. Yani 0,6 yapınca ne oldu? A şu an burası arkadaşlar. Bunun hepsi A'dan küçük zaten. A'dan küçük bir şey. A'dan çıkarsa ne olur arkadaşlar? Negatife düşer. Yani 0,5 eksi 0,6 eksi 0,1 arkadaşlar. Eksi diye bir şey renk yok. Sıfıra yuvarlanacak. O yüzden şu aşağıdakilerin hepsi 0 oldu şu an. Sıfır olduğu için de şurada görüyorsunuz bakın siyahlık çok fazla arttı. Çünkü koordinata göre burası 0,6. 0,6'nın altındaki bütün yerler siyah oldu arkadaşlar. Bakın tamamen bir yapayım. 1 olunca zaten hepsi 0 oldu. Bütün yerler 0. Şimdi tam tersi. Bu sefer B'yi arttıralım. B'yi düşürelim pardon. Bakın arkadaşlar B'yi düşürdükçe de bu sefer yeşil bu tarafa doğru kayıyor. Ve şu taraflar sarı oldu arkadaşlar. Bu sarı olmasının nedeni yine UV koordinatlardan arkadaşlar. O yüzden bu taraflarda artık değer bulunamadığı için bu sefer de payda sıfıra düşüyor. Payda sıfıra düşünce ne olur arkadaşlar? Sayı bölü sıfır olur. Sayı bölü sıfır arkadaşlar matematikte biliyorsunuz belirsizlik ve tanımsızlık diye kavramlar var. Büyük ihtimal alt taraf sıfıra indirgendiği için otomatik hesaplama UV'yi döndürüyor. UV'de birebir noktası sarı renge denk geldiğinden bu taraflar sarıya yaklaşıyor arkadaşlar bakın. Hatta ben bunda klip de uygulamışım. Bakın o yüzden kesme de yapıyor. Hatta onu ben kapatayım şimdi şöyle koddan. Onu nerede yaptık? Evet şurada klip uygulamışım. Şu klip işlemini yapmasın arkadaşlar. O şey ondan oldu boşluk. Bakın gittikçe aşağı doğru çekiyorum. Ve bu taraflar sarı oldu arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi payda sıfıra düşüyor arkadaşlar. Payda sıfıra düşünce de büyük ihtimal UV tarafını döndürüyor. UV'de bu taraflar sarı olduğundan sarıya doğru kaydı. Şekil. Bu şekilde bir çıktı arkadaşlar bakın. Bu tarafa geçersem ne olur? Bu sefer tam tersi oluyor. Yani bir nevi A B olmuş oluyor. B A olmuş oluyor. O yüzden bu sefer yeşil bu taraf, siyah bu tarafa geçti. Bakın tam tersini de elde edebilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da inverse dörbün örneği. Şimdi remap'e gidelim. Remap neydi arkadaşlar? Bakın remap için parametreler vardı. Şurada hatırlayın hemen. Neydi? Imin, Imax, Omin, Omax ve benim sağlık değerime göre bir renk üretecektim. Şimdi ben onu burada canlandırdım arkadaşlar. Sağlık değerimizi yine şeyi yani pardon 20 ile 50 arasında yapalım dedik. Şöyle hemen gidelim formüle. Bakın arkadaşlar remap hemen şurada fonksiyonu yazdım birebir. Şuradaki formül bakın. Hiçbir farkı yok. Şuradakini buraya yazdım arkadaşlar. Şurada direkt o yazılı. Ve imin ve imax'i 20 ile 50 yaptım. Birebir o örneği yapalım diye. Omin ve omax da arkadaşlar benim color'larım. Zaten bakın color olarak alınıyor. Ve değer de remap'in değeri. Hemen bakın color'ı verdim arkadaşlar. Kırmızı ve işte yeşil olarak verdim. 20 ile 50'yi de gönderiyoruz. Şimdi tam 20 ile 50 arasında arkadaşlar renk geçişlerini göreceksiniz. Bakın sıfırdayken arkadaşlar kırmızıyız.
Tamamen LÖRP mantığında düşünün arkadaşlar. Birdeyken de yeşiliz. Biz diyoruz ki yani burada canımız bunu sağlık olarak düşündüğümüz için ben sıfırla 100 arası yaptım arkadaşlar. Bakın 100 canım varken yeşilim. Sıfır canım varken kırmızıyım. Şimdi tam 20 canım varken ben diyorum ki 20 ile 50 arasını açtığım için bu 20 ile 50 arasında gradyen geçiş olsun. Bakın 20'den büyüyor arkadaşlar, canım artıyor. 20'den başlayalım. 27, 28, 29. Bakın arkadaşlar 50'ye yaklaştıkça gittikçe yeşile dönüyorum. Ondan sonra yeşil yoluma devam ediyorum. Yani aslında bu bir nevi kullanıcının o şeyi anlaması için arkadaşlar. Geçişte hani canım doluyor. Yani görsellik katıyoruz sonuçta. Bakın tekrar canı azalınca kullanıcının burada kırmızı alana, yani belki burada bir ses çalarsınız. O anlaşılır arkadaşlar. Bakın 50'ye geldi artık. Gittikçe kırmızılaşıyor ve kırmızı oldu. Bu şekilde arkadaşlar, bu da Remap'in bir örneği arkadaşlar. Ve bu şekilde kullanımları mevcut. Zaten kodlarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi hepsini mat.lerp ile yapıyoruz. Bakın burada görebilirsiniz. Color için color.lerp yapıyoruz. Remap'te zaten öyle bir şey yok. Onu biz kendimiz yazdık formülünü. O bunun içerisinde bulunmadığı için bu şekilde ayarladık. Şu durum var arkadaşlar. Belki kafanızı kurcalayan bir soru vardır. Bu T değeri 0,1 ama acaba 0,1 aralığından değişse ne olurdu arkadaşlar? Hemen göstereyim. Şöyle şu pozisyon lörpe tekrar geleyim arkadaşlar. Bakın 0,1 iken ne oluyordu? A ile B arasında gidip geliyorum. Tamam. Acaba 0 ile 1 arasında olmasa, eksi 2 ile artı 2 arasında olsaydı ne olurdu dersek, hemen deneyelim arkadaşlar. Bakın. Eksi 2 ile artı 2 yaptım. Bekleyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Tamam. Bakın arkadaşlar. Eksi 2 oluyorum ama hiçbir farklılık yok. Gene A'dayım. 2 oldum. Gene B'deyim. Hiçbir şey değişmedi. Neden arkadaşlar? Çünkü lerp fonksiyonu arkadaşlar bir nevi clamp olarak geliyor. Clamp'i geçen derslerde anlatmıştık. Değeri belli bir aralıkta tutuyor arkadaşlar, değil mi? Şimdi bunun için çözüm var. Buraya gelin arkadaşlar. Lerp'ün bu sefer bakın lerp unclamped fonksiyonu var. Hepsini bu şekle çeviriyorum bakın. Bu sefer ne olmuş oluyor? Diyorum ki aralığın serbest. İstediğin aralıkta yapabilirsin. Tamam mı? Yani bunu aslında arkadaşlar ekstrapolasyon deniyor. Bakın ne oldu? Nokta kaydı gitti. Nerede acaba? Bakın burada buraya gelmiş arkadaşlar. Niye artık clamp değil? Yani aralıkta sıkışmıyor. Artık aralığın dışına çıkıyor fakat yine bu değerlere göre hesaplıyor arkadaşlar. Buna ekstrapolasyon deniyor. Bakın tekrar bir de tam o noktaya varacağım. Tekrar sıfırda da aşağı noktaya varacağım. Bakın sıfıra geleyim. Şurası. Ama bu sefer sıfırın aşağısına indiğimde bu sefer de geri geri gidebilirim. Bakın arkadaşlar. Aralığın dışına çıkmamı sağlıyor. İşte buna da arkadaşlar lerp unclamped fonksiyonu deniyor. Eğer aralığın dışına çıkmasını isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Unclamped şeklinde. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde anlattım olayı. Burada belki şunu da görmüşsünüzdür. Ben bunu kullanmadım burada ama lerp angle var arkadaşlar, bakın. Burada gene 360 derece arasında yapıyor arkadaşlar. Ama ben burada lerp angle'ı kullanmadım. Açı yaparken de gene lerp ile yaptım. Bakın hiçbir farklılık yok aslında. Tabi angle da belki direkt açı üzerinden olduğu için o öbür formül devreye giriyor olabilir arkadaşlar. Şuradaki farklılık dediğim gibi. Belki o zaman daha doğru hesaplardı. Onu da siz deneyin bakalım oluyor mu? Öyle bir şey olur sizin için de. Test etmiş olursunuz. Ama olay bu arkadaşlar, bakın. Mantık iki değer arasında benim ne yapmak istediğime göre değişen bir işlem arkadaşlar bu. Bu şekilde her şeyi ayarlıyoruz. Bakın açıyken şuradaki işte açıyı ayarlıyorum. İşte renkken renk değişiyor. Ne istersem texture'ken texture. Ne yapmak istediğime bağlı arkadaşlar. Bir sürü durum var gördüğünüz gibi. Bu şekilde diyebilirim. Bu dersi de burada bitirelim.
Umarım faydalı olur arkadaşlar. Oldukça önemli bir yer tutuyor bu işlemler. Onu söyleyeyim size. Shader tarafına geçiş yapacaksanız arkadaşlar, çok fazla kullanıldığını görebilirsiniz. Bu şekilde dersi bitirelim. Bir sonraki derste görüşünceye dek arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.